Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte 2. ünitemiz olan Kültür ve Miras ünitesinin 4. konusunu yani Değişen Dünyada Değişen Osmanlı konusunu sizlerle birlikte detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz ders notlarının PDF hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp sizler de bu notları kullanabilir ve derslerinizde faydalanabilirsiniz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Burada ilk göreceğimiz kavram ıslahat kavramı. Kelime anlamı olarak iyileştirme, düzeltme demektir. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldan itibaren bozulan alanların yenilenmesi ve düzeltilmesine de ıslahat dönemi denilmektedir. Biliyorsunuz ki devlet 15. 16. yüzyıllardan itibaren kötü gitmeye başlamıştı. 17. yüzyıldan itibaren ise iyice bozulmalar artmıştı. İşte bu dönemde devlet alanında, siyaset alanında ıslahatlar yapılarak, birçok alanda ıslahat yapılarak kötü gidişin önüne geçilmek istenmişti. Avrupa'ya karşı askeri üstünlüğünü kaybeden Osmanlı iyice zor durumda kalmaya başlamıştır. Devlet yeni fetihler de yapamayınca ekonomisi daha da bozulmuş hale geldi. Bunun üzerine bazı padişahlar duruma çareler aramak için ıslahatlar yani yenilikler yapmışlar, düzeltmeler yapmışlar. Devlet adamlarına raporlar hazırlatmışlardır. Bu raporların en önemlilerinden bir tanesi de Koçi Bey Risalesidir. Burada görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. 17. yüzyıldaki padişahlar her ne kadar ıslahatlar yapsa da yapılan yenilikler sürekli göstermemiş ve kalıcı olamamıştır. Hemen devam edelim. Arkadaşlar Lale Devri diyeceğiz. Lale Devri 1718 yılında Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve 1730 yılında Patrona Halil isyanı ile sona eren ve yeniliklerin Avrupa örnek alarak yapılan yeniliklerin yapıldığı döneme biz Lale Devri diyoruz. Peki nasıl bir dönem bu dönem? Saray ve zenginler açısından zevk ve sefanın hakim olduğu bir dönem. Halkta ise tam bir sefalet var arkadaşlar bu dönemde. Bu dönemde Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilerek ıslahatlar yapılmıştır. Biz bunu nereden anlıyoruz? Avrupa örnek alındığı için Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiştir diyoruz. Peki Lale Devri'nde ne yenilik yapıldı? İsterseniz bunlara bir bakalım. 28 Mehmet Çelebi Paris'e geçici elçi olarak gönderilmiştir. Bu adamın geçici elçi olarak gönderilmesi zaten Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edildiğinin bir göstergesidir. Amacı Avrupa'daki yenilikleri yakından takip edebilmektir. Yine bu dönemde ilk kez çiçek aşısı uygulanmıştır. Sağlık alanında bir gelişmedir. İstanbul'da bir itfaiye teşkilatı yani gerçek adıyla Tulumbacı Ocağı kurulmuştur. Said Efendi ile İbrahim Müteferrika ilk Osmanlı matbaasını kurmuşlardır arkadaşlar. Matbaa sayesinde kitap sayısı artmış ve fiyatlar ucuzlamıştır. İlk defa Yalova'da kağıt fabrikası, İstanbul'da kumaş fabrikası yine Lale Devri'nde kurulmuştur. Lale Devri'nin ilk mimari eserlerinden bir tanesi de 3. Ahmet Çeşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelelim yine o dönemde yeniliklerin yapıldığı, devletin kötü gidişine son verilmeye çalışılan bir döneme 3. Selim dönemi. Osmanlı'da köklü ve radikal anlamda ıslahat yapan ilk padişahtır. Sorunun köküne inmeye çalışan padişahımız 3. Selim'dir. Dönemin yeniliklerine genel anlamıyla Nizam-ı Cedid yani yeni düzen denilmektedir. Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askeri ocak, askeri sistem kurulmuştur. Bu ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için de İrad-ı Cedid adıyla bir hazine kurulmuştur sevgili arkadaşlar. O dönemde özellikle 3. Selim döneminde Fransa örnek alındığı için Fransızca devletin ikinci resmi dili kabul edilmiştir. Avrupa'nın önemli yerlerine daimi elçilikler açılmıştır. Hatırlayacaksınız Lale Devri'ne geçici elçilikler açılmıştı. Bu dönemde 3. Selim döneminde Avrupa'nın önemli merkezlerine daimi elçilikler açıldı. Arkadaşlar 3. Selim Kabakçı Mustafa isyanı ile tahttan indirildi ve bu ıslahat dönemi de maalesef sonuçsuz kalmış oldu. Gelelim dönemin en önemli yeniliklerinin yapıldığı 2. Mahmud dönemine. Öncelikle asker ve vergi toplama işini üstlenen ve zamanla güçlenen toprak sahibi ayanlarla Senedi ittifak imzalandı. Arkadaşlar o dönemde toprak sahibi insanlar, yani bugünkü toprak ağası gibi düşünebilirsiniz. Ayanlarla Padişah 2. Mahmud arasında Senedi ittifak imzalanmıştır. Bu belge ile padişah ilk kez kendi haklarından taviz vererek kendi gücünü azaltmıştır. Ayanların varlığını kabul edip onların gücünü arttırmıştır. Peki 2. Mahmud ne yenilik yaptı arkadaşlar kötü gidişe karşı? Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak yerine Asakiri Mansure-i Muhammediye adında yeni bir ordu kurdu. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması çok önemli bir yenilik arkadaşlar. Çünkü Yeniçeri Ocağı başlarda güzel çalışsa da son dönemlerde Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakan bir teşkilat olarak karşımıza çıkıyor. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına hatta Osmanlı döneminde Vakayı Hayriye, hayırlı olay bile denilmiş. 2. Mahmud Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış, yerine Asakiri Mansure-i Muhammediye, Muhammed'in ordusu ismiyle yeni bir ordu kurmuştur. Divan-ı Hümayun vardı, hatırlayacaksınız 1. Murat döneminde kurulan. Divan-ı Hümayun'u kaldırarak yerine bugünkü bakanlık sistemini, yani nazırlıkları kurmuştur. Takvimi Vekayi adında ilk resmi gazetede yine 2. Mahmud döneminde çıkarılmıştır. Türk tarihinde ilk defa nüfus sayımı yaptırılıyor arkadaşlar bu dönemde. Bu nüfus sayımı birazcık farklı. Asker sayısını belirleyebilmek ve vergi veren sayısını belirleyebilmek için sadece erkekler sayılıyor. Bu yüzden tam doğru bir sayım diyemeyiz. Yine tımar sistemi 2. Mahmud döneminde kaldırıyor arkadaşlar. Memurlar maaşa bağlanıyor. Memurlara pantolon, ceket ve fes giyme zorunluluğu getiriliyor. Hatta fes taktığından dolayı zaten 2. Mahmud dışlanmıştır. Gavur padişah lakabını bile almıştır. İlk kez Avrupa'ya öğrenciler 2. Mahmud döneminde gönderiliyor ve İstanbul'da ilköğretim zorunlu hale geliyor. Evet arkadaşlar, gelelim yine bir yenilik dönemine, Tanzimat Fermanı, Tanzimat dönemi ve bu dönemde ortaya atılan Tanzimat Fermanı. Ferman bir kere padişahın emri demek. Tanzimat Fermanı ile devletin siyasi, sosyal, askeri ve kültürel alanlarda kötüye gidişini önlemek için geniş çaplı, geniş kapsamlı yenilikler yapmışlardır. Herkesin malına, canına, ırzına, namusuna ve hürriyetine saygı duyulacak maddesi konulmuştur. Yani Tanzimat Fermanı ile Osmanlı'da yaşayan herkes aslında kanun önünde eşit sayılmıştır. Herkes gelirine göre vergi ödeyecektir denilmiştir. Herkes askerlik yapacaktır denilmiştir. Özel mülkiyet edinme, yani insanlar kendi evini, arsasını falan alabilecekti. Mahkemeler açık olacak ve kimse yargılanmadan cezalandırılamayacaktır gibi maddelerde Tanzimat Fermanı'nda yer almıştır. Gelelim ıslahat fermanına. Paris Barış Antlaşması'nda lehimize karar aldırabilmek için ve bir de yabancı devletlerin ülkenin iç işlerine karışmasını önlemek adına azınlıkların da devlete bağlılıklarını güçlendirmek amacıyla yayınlanan bir padişah emrinden bahsediyoruz Tanzimat ıslahat fermanı için. Ancak azınlıklara haklar verilse de bu isyanlar durmamıştır diyoruz. Arkadaşlar 19. yüzyıldaki diğer önemli olay ve yeniliklere de bakarak dersimizin sonuna geliyoruz. Öncelikle iletişim alanında neler yapılmış, buna bakacağız. 1840 yılında Posta Teşkilatı, Posta Nezareti kuruluyor. 1854 yılında ilk telgraf hattı kuruluyor. 1870 yılında Telgraf Müdürlüğü kuruluyor. Haberleşme ve iletişim alanında bu gelişmeler önemli. Ulaşım alanına baktığımız zaman İngiltere'den ilk buharlı gemi bu dönemde satın alınmış. Düzenli vapur seferleri için, İstanbul Boğazı'nda vapur seferleri için Şirketi Hayriye isimli bir şirket kuruluyor ve İzmir-Aydın arasında da ilk demir yolu yapılıyor. Bu yenilikler de ulaşım alanını ilgilendiren yeniliklerdir. Ekonomi alanına baktığımız zaman Mithat Paşa tarafından memleket sandıkları kuruluyor. Memleket sandıkları bugünkü Ziraat Bankası'nın temelini oluşturur. Daha sonra bu sandıklar Ziraat Bankası'na dönüştürülüyor sevgili arkadaşlar. Eğitim kültür alanına baktığımız zaman da yetim kalmış fakir çocukların eğitimi için Darüşşafaka kuruluyor. Darüşşafaka bugün de varlığını sürdüren bir eğitim kurumudur. Yine o dönemde Mekteb-i Sultanî, yani bugünkü Türkiye'nin en önemli liselerinden bir tanesi olan Galatasaray Lisesi, eğitim ve kültür alanını ilgilendiren bir lise bu kurumda açılmış oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ikinci ünitemizin dördüncü konusu olan değişen dünyada değişen Osmanlı konusunu detaylı bir şekilde işledik. Bundan sonra da konu anlatımlarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.